Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bülent Uygun diye bir futbolcu vardı, hatırlıyorsunuz. AKP'nin kalesi Sakarya'dan gelmişti Türk futboluna. Fenerbahçe'de top oynadı hatırladığım kadarıyla. Sivasspor'da başarılı bir teknik direktörlük dönemi geçtiğini yine keza hatırlıyorum. Ama sonra nedense adı Şike'ye karıştı. Belki de Şike'ye karıştırıldı. Onu da çok net bilmiyorum. Şike yaptı mı yapmadı mı onu da bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Yargı kararı ne oldu? Yargı ne karar verdi? Hiç takip etmedim. Ama sonraki futbol hayatı, teknik direktörlük hayatı hiç de başarılı geçmedi. Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinir. Emre Belezoğlu gibi. O da Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bulunmaktan keyif alan olabilir. Hiç sakıncası yok. Alpay Özalan gibi, ki o Alpay Özalan'dı sanıyorum dün meclise Ömer Gergerlioğlu'nu neredeyse herhalde boğazını falan sıkacaktı. Tabii hiçbir şey yapamadı, dokunamadı. Gerçi ama ya nasıl bir insanmış bilmiyorum ya. Biz onu Hırvatistan, Türkiye-Hırvatistan milli maçında maç bitmek üzereyken Hırvat forvet oyuncusunu faul yapmamasıyla tanıyoruz. Biliyorsunuz faul yapmadı futbolcuya. Hırvat futbolcu da kalemize golü bıraktı diye hatırlıyorum. Neyse. Yapsa mıydı? Yoksa o golü yese miydik? Bunlar ayrı konular. Ayrı tartışma konuları ama önemli bir hareketti. Çünkü fair play ödülü almıştı. Öyle hatırlıyorum. Faul yapmadığı için fair play ödülü almıştı. Biz de daha ilk turda elenmiştik. Önemli değil. Alpay derinliği olmayan sığ bir adam. Normal. Ben AKP milletvekili olarak bugüne kadar mecliste herhangi bir konuda, yani yasal konuda bir hareketine tanık olmadım. Sadece kavgalarda falan onu ortalıkta görüyoruz. Herhalde koruma amiri falan belki de meclis. Olabilir, bilmiyorum. Çünkü çok güçlü, kuvvetli, hala genç bir adam. Alpay Özalan. İşte Bülent de bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz tayfaları. Bülent Uygun'la işim ne? Ay hiçbir işim yok. Bana ne? İsmini pek vermem böyle konularda insanları, biliyorsunuz. Ama vermeliyim. Şimdi bakınız. Rize Spor'a teknik direktör oldu. Rize Spor biliyorsunuz Mehmet Cengiz'in kontrolünde. Mehmet Cengiz kim? Söylememe gerek yok. Şimdi Mehmet Cengiz'i nasıl tanıdığınızı anlatmam için onun o ünlü repliğini söylemem lazım. Biliyorsunuz. Şu anda gerek yok artık. Mehmet Cengiz'in adını verdiğime göre kim olduğunu hepiniz tanıyorsunuz. Evet, Rize Spor Mehmet Cengiz ailesinin, yani Cengiz sülalesinin bir bakıma özel kulübü gibi. Büyük ihtimalle de Bülent Uygun'u en sonunda oraya herhalde, tahmin ediyorum. Belki de olabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla almış olabilirler. Yanılabilirim de. Benimkisi sadece bir tahmin, sadece bir kanaat. Bakın bu Bülent Uygun ne dedi canlarım. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa atam Sayın Beyefendi'yi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği, planladığı bütün projelere baktığımız zaman onların hepsini göre ve takdirle karşılar. Göre ne demek bilmiyorum. Belki haberi yapanlar yanlış bir harf eksik koymuş olabilirler ama zaten kötü bir cümle. Çok kötü bir cümle. Şimdi bu Bülent Uygun, Uygun mu? Bülent Uygun. Çok büyük ihtimalle ilkokul dahil Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç okumamış. Mustafa Kemal Atatürk hakkında zerrece bilgisi yok. Ya Bülent Uygun, Mustafa Kemal Atatürk Erdoğan'ın yaptığı neyi onaylardı? Bir örnek verseydi. Yaptığı her şeyi takdir ederdi. Yaptığı her şey ne? Yani bu Diyanet İşleri Başkanı'nı mı atardı mesela? Bu Diyanet İşleri Başkanı'nın büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden o nalet olası adam, öldü gitti, arkasından da daha da fazla konuşmanın yeri yok. Adamı evinde hem de devletin resmi üniformasıyla ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nı atadığı için mi tebrik ederdi Erdoğan'ı? He Bülent.
Ne diyorsun? He? Müslüman Kardeşler Örgütü'ne verdiği destek için mi? He? Bizi muasır medeniyetler seviyesinden koparıp doğumun medeniyetsizliklerine ortak yapmak için çabaladığı için mi? Söyler misin? Ha Bülent ne? Hayır Atatürk neyi? Neyi ne alkışlardı? İstanbul'u tipik bir Orta Doğu şehri haline getirmek için gösterdiği çalışmalarını mı? Ha neyi desteklerdi Bülent? Ya Bülent yağcılık yap. Tabii yaparsın. Dersin ki ben yağcılık yapmıyorum, iltifat ediyorum. İltifat etmek güzel şeydir. E ama canım iltifat etmek, bana birisi gelse ne kadar güzel saçlarım var derse bu iltifat değil. Alenen benle kafa bulmaktır. Ben saçlarımın en az yarısına yakınının olmadığını bilen birisiyim. Ama bana ne kadar zarif bir kelsiniz derse birisi hoşuma gider. Evet, kelliğimin zarafetini söylemiştir. Bu iltifattır. Ama Bülent senin yaptığın iltifat değil. Hayır. Senin yaptığına bugünkü argo tabirle yalakalık deniyor. Yapma kardeşim. Yapma, etme, eyleme ayıptır ya. Ha Recep Tayyip Erdoğan'ı seversin, sayarsın. Ülkemizin cumhurbaşkanı olarak biz de kendisini anlayışla karşılıyoruz. Mecburuz. Seçilmiş gelmiş, öyle seçilmiş, böyle seçilmiş bilmem ben. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı, hukuku onun cumhurbaşkanlığını onaylamış. Ben ne yapabilirim ki? Ama Bülent kardeşim etme eyleme. Atamıza hakaret etme. Yapma. Yani Mustafa Kemal Atatürk. Tövbe tövbe estağfurullah söyleyeceğim şimdi. Söylemek istemiyorum. Ya Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ı bir defa adlarını yan yana anman anlamsız kardeşim. Daha bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bana bir tek güzel bir cümlesini göster de. Ha Mustafa Kemal ille de kendisine güzel cümleler sarf eden birilerini sever diye bir şey de yok. Hayır. Ama Mustafa Kemal kendisine bu kadar düşmanlık yapan, kendisini Cumhuriyet tarihinden silmeye çalışan birisinin hangi başarısını övecek? İnanıyorum ki öyle bir mucize olsaydı Mustafa Kemal, kabrinden kalkıp gelseydi ve görseydi ki Erdoğan Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımış ama Mustafa Kemal'in bazı konularda fikirlerine ters işlemler yapmış fikirlerine. Mustafa Kemal derdi ki ben halkımın işte bu noktaya çıkarılmasını isterdim. Bravo Tayyip, bunu iyi yapmışsın kardeşim. Hani göster yahu göster. O bağımsızlık aşığı Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinden geldiğimiz Türkiye'ye bak. Cumhuriyet tarihinde hiçbir cumhurbaşkanına bir başka ülkenin cumhurbaşkanı aptallık etme diyemedi Bülent. Diyebildisi söyle bana ya şu cumhurbaşkanına şu cumhurbaşkanına falanca devletin devlet başkanı aptallık etme bilmem ne dedi de. Var mı böyle bir şey? Yok. Ya Cumhuriyet tarihimizin Erdoğan'dan önceki 100 sene oldu. Diyelim ki 80 senesinde alınan borcun 3 katını 20 senede aldı Erdoğan. Başka ne yaptı? Cumhuriyet tarihimizde onun olmadığı dönemde yapılan kamu kurum ve kuruluşlarını 60 milyar tıp 50 milyar dolarını Suriyeli mültecilere harcadı. Harcadım diyor. Bilmiyoruz harcadım dediğine göre inanmak zorundayız. Ama tabii ki İktidar değiştiğinde bunların da hesapları sorulacak Bülent. Yapma kardeşim Allah aşkına ya. Alnından öpermiş. Bak Bülent ben sana bir fıkra anlatayım. Anlatayım. İstersen sen de bunu arkadaşlarına anlat. Tabii ki tahammülün yeterse. Canlarım tabii Bülent'e diyorum ama Bülent benim bu fıkramı dinlemez. Hatta bu videoyu bile yarısından itibaren dinleyebileceğini zannetmiyorum. Çünkü yüreği yemez. Yemez. Canlarım. Ha bakın fıkra anlatıyorum ha. Aman ha sakın karıştırmayın. Anlattığım tamamen fıkradır. Sonra başımıza bir iş gelmesin. Ülkemizin Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının davetlisi olarak Amerika'ya gitmiş. Görüşmeler sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Amerikalı bilim insanlarının olağanüstü bir mucize olan bir icat ortaya çıkardıklarını söylemiş. Bizimkiler sormuşlar nasıl bir icat? Ölüyü diriltiyoruz demişler.
ölüyü diriltiyorsunuz. Evet. Türkiye'de böyle büyük bir mucize var mı? Bizim Cumhurbaşkanımız bakmış. O sırada yanında duran danışmanlarından biri, çelik gibi olanı. Tabii Sayın Devlet Başkanı demiş. Biz de demiş, Sayın Cumhurbaşkanımız 100 metreyi 3 saniyede koşuyor. 3 saniyede koşuyor. Evet. Allah Allah. İlginç. E gelince bunu da bir deneyelim demişler. Tabii buyurun gelin deneriz. Ve bizim heyet dönmüş Türkiye'ye. Beklenen telefon gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri iadeyi ziyaret yapacak. Eyvah, almış mı bir telaş bizim Cumhurbaşkanını? O çelik gibi danışmanını çağırmış. Demiş ki ya kardeşim, öyle bir palavra attın ki o gün. Ben nasıl 3 saniyede koşarım ya 100 metreyi? Sayın Cumhurbaşkanım çok basit demiş. Nasıl basit? Başkan buraya gelecek. Evet. Geldiği zaman biz onu Mustafa Kemal'in Anıtkabir'deki mazaresine götüreceğiz. Diyeceğiz ki burada Mustafa Kemal yatıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu komutanlarından biri. Hadi bunu dirilt diyeceğiz. Diriltemezse adam bütün dünyaya rezil olacak. Ya diriltirse o zaman zaten siz 3 saniyede koşarsınız 100 metreyi. Bülent ya yapma Bülent ya. Yapma Bülent. Hiç uygun değil söylediklerin kardeşim benim. Canlarım bir iş insanıysanız dostlarınızdan biri ile diğeri, yani iki dostunuz birbirlerinin kanlı düşmanı olabilirler iş insanıysanız. Bunu idare edebilirsiniz. Öyle ya da böyle dersin ki kardeşim ötekinle ortakım, seninle ticaret yapıyorum. Ne yani? Seninle ticaretimi bırakayım yoksa ötekinle ortaklığımdan varlayayım dersiniz. Bir şeyleri çözebilirsiniz. Çünkü nihayet kişisel işinizdir. Ama devlet insanıysanız iki düşmanı aynı anda idare edemezsiniz. Çok zordur. Mutlak surette biriyle çok iyi geçinirken ötekine hafif yan yapmanız lazım. Hadi la falan demeniz lazım. Şimdi Türkiye çok zor durumda. Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı iken sorun yoktu. Neden? Ya Trump'la Putin ikisi aynında aslında bir elmanın iki yarısı gibiydiler. Putin despottu ama çıkarlarına bakıyordu. Yani Rus halkının çıkarı falan Putin'in umurunda değil. Hiçbir zaman olmadı zaten. Öteki Trump ise Amerika Birleşik Devletleri'nin genlerinden dolayı, yani siyasal ve devlet geninden dolayı demokrat olmak zorundaydı. Ama o da tüccar olduğu için o da kendi çıkarlarını koruyordu. Bu nedenle Trump Putin'le, Putin de Trump'la olan ilişkilerimize seslerini çıkarmıyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Biden denilen hakiki bir devlet insanı var. Tam devlet insanı. Adamın kişisel çıkarlarla hiçbir işi yok. Kafasında bir tek şey var. Kendisini yaratan, kendisini 77 yaşında Cumhurbaşkanlığı mevkine taşıyan Amerikan halkına, kendisine oy vermeyenler dahil, Amerika'da öyledir. Amerikan halkına olan borcunu yerine getirmek. Yani Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin ve ulusunun çıkarlarını korumak. Şimdi vaziyet zor. Şimdi Putin'den yana olursak, Putin'le sıkı dostluğu devam ettirirsek, Trump zamanındaki gibi Biden belli ki yüz vermeyecek. Ya adam dün Putin'e katilsin sen dedi. Evet katilsin dedi. Bütün bunların hepsinin hesabını vereceksin dedi. Putin katil değil mi? Katil. Bütün dünya katil olduğunu biliyor. Ya Rusya'daki muhalif liderlere yapılanları görmüyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra bunu lütfen artık kabul edelim. Yeniden iki kutuplu dünya gibi olacak. Şart. Şart. Aksi halde iki tarafta kendilerinden yana olsun olmasın anlaşıyorlar aralarında bütün dünyayı sömürüyorlar. Bakın Suriye'nin başına gelenlere. Trump o gözü yummasaydı, biz de çanak tutmasaydık, Suriye bugün Rusya'nın bir bakıma uyudu ülkesi haline gelmezdi canlarım. Gelemezdi. Geldi. Oldu artık. Yapacak bir şey yok şu andan sonra. Ya da var ama neler yapacağını göreceğiz. Savaş. Silahlı savaş. Hayır merak etmeyin. Silahlı savaş bitti. Geçtiğimiz günlerde anlattım. 1962 Rusya-Amerika füze krizi. Hem de Kuruşçev gibi bir adam bile o dönemde
dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy'ye gönderdiği o yatıştırıcı mektupla savaşın önüne geçti. Artık güçlü devletler arasında savaş yok. Silahlı savaş yok. Müthiş, mümkün değil. O bitti o. Onu kafanızdan silin. Ne var? Ticaret savaşları var. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le belki ticari savaşlarda zorlanabilir mücadele ederken ama Rusya'yı artık elinin içinde bebek gibi oynar canlarım. Evet. Şimdi bundan sonra bakacağız bakalım ne olacak? Bizimkisi Putin'le olan aşkına mı devam edecek? Yoksa Putin'e seni sevmiyorum artık, benim yeni aşkım Biden mı diyecek? Tabii ironi yapıyorum canlarım benim. Aşk derken dostluktan söz ediyoruz. İmamoğlu'na bana verdikleri hapis cezası kadar hapis cezası verdiler. Ben RTÜK üyelerine küfür hakaret etmediğim halde onların hakaret saymadığı kelimeleri kullanmak için izin istediğim için 380 gün hapis cezası aldım biliyorsun. 380 gün. 7600 lira paraya çevirdiler benimkisinde. İmamoğlu'na galiba benden biraz daha az hapis cezası verdiler. Kaç gün? Yoksa 5 gün fazla mı? İşte öyle bir şey neyse. Yani benim bana verilen ceza kadar ceza kesler. Neden? Ordu valisine basitlik etme dediği için. Bası attılar. Bas gitarı attılar. İtlik kaldı geriye. Peki itlik mi dedi, basitlik mi dedi, ne dediğini de bilmiyoruz. Valiye deyip demenini de bilmiyoruz. Ama yargıç ve savcı el ele verdiler. Belediye başkanlığını elinden alınmasına sebep olmayacak bir ceza kestiler İmamoğlu'na. Hiç kesmeseydiler alimallah zokayı yutarlardı. Mahvolurlardı. Kendilerini kim bilir nerede bulurlardı. Şimdi savunacak tarafları var kendilerini. Derlerse ki ya kardeşim neden böyle iki senenin üstünde bir terörle merörle ilişkilendirmedin? Devlet adamına hakaret falan diye derlerse diyecekler ki valla ne yapalım? Ancak bu kadardı diyecekler. Yalnız bu daha bitmedi biliyorsunuz. Bir de bunun Yargıtay aşaması var. Ne olur bilmiyorum. Yargıtay'dan sonuç gelene kadar zaten büyük ihtimalle bu hükme düşer. Benim tahminim öyle tabii. Ya yanılırsam da sakın bana kızmayın ha. Öyle istiyorum. Öyle istiyorum. Ve bakın İmamoğlu ne dedi? Tanıklarımız dinlenmedi. Sunduğumuz bilirkişi raporları dikkate alınmadı. Hukuk ilkeleri ve içtihatlar içe sayıldı. Bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşamak sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer. Adalet ve hukuk er geç üstün gelir. Ben de inanıyorum İmamoğlu. İnanıyorum kardeşim. Ve senin yaşadıklarını senden daha çok yaşamış ve hala yaşaması süren biri olarak geçmiş olsun diyorum. Canlarım bu arada bakın. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanlarından Cem Toker'in çok hoşuma giden bir tweetini okudum. Evet, Cem Toker'le birebir aynı şeyleri düşünmüyoruz. Ama ben Cem Toker'i Twitter'dan takip eden birisiyim. Derinliği olan, çağdaş, modern bir liberal demokrat. Ama bu tweeti çok hoşuma gitti. Şimdi onu okuyayım müsaadenizle. Siyasi İslam iktidar olana dek ben de zorunlu okutulan andımıza karşıydım. İktidar oldukları gün bile demokrasiye sadece iktidar olmak için iktidar olana dek inandıklarından emindim. Şimdi andımızı kaldırma gerekçeleri bariz. Kullanışlı liberal demokrat. Benim sevgili Cem kardeşimden farklı olarak bir de liberal demokrat sosyalist oluşum var. Bilmiyorum. Cem'i hiç tanımıyorum. Hiç görüşmedik. Hiç sesini dahi duymadım telefonda. Televizyonlarda duydum. Sosyalist felsefeye nasıl baktığını bilmiyorum. Sosyalizmden söz etmiyorum. Sosyalist felsefeye nasıl baktığını bilmiyorum. Ama liberal demokrat görüşlerine çok büyük saygı duyuyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Ayrıca kendisini bu tweet'i nedeniyle tebrik ediyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.